Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 15. bölüm. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Yüce Allah buyuruyor ki, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ali İmran Suresi 110. ayet. Müfessirlerden Kelbi şöyle demiştir. Bu ayet, İslam ümmetinin diğer ümmet ve milletlere olan üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Buna göre İslam ümmeti kayıtsız şartsız en hayırlı ümmettir. Bu üstünlük, İlk Müslümanlarla son Müslümanlar arasında diğer ümmetlerle ortaktır. Ancak zinciri oluşturan halkalar arasında ayrı ayrı dereceler vardır. Çünkü sahabilerin diğer ümmetlere karşı üstünlüğünü zikreden birçok hadis bulunmaktadır. Ayette zikredilen insanlar için çıkarılmış ifadesi, insanların iyilik ve faydası için asırlar boyunca ayrılmış ve tanınmış demektir. İyiliği emreder, kötülüğü nehyeder ve Allah'a inanırsanız ifadesi ise, yeni bir cümle başlangıcıdır ve ümmetin üstünlük sebeplerini açıklamaktadır. Şayet iyiliği emredip kötülüklerden sakındırma görevini terk ederlerse bu hayırlı ve üstün olma sıfatı onlardan gider. Hayırlı ve üstün olmanın şartı iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmekle elde edilir. Müslüman olmaları için, kafirlerle savaştıkları için. Allah onları insanlara faydalı olmalarından dolayı üstün kılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır. İnsanların en şerlisi de insanlara zararlı olanlardır. Ayetteki Allah'a inanınız ifadesi Allah'ın bildiğini tasdik edersiniz. İnançta sabit olursanız ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğunu tasdik edersiniz demektir. Zira Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem elçiliğini inkar edenler Allah'a inanmış sayılmaz. Çünkü onlar Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah katından getirdiği mucizeleri kendi uydurması olarak görürler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden biriniz bir kötülük görürse, gücü yetiyorsa onu eliyle düzelsin. Eliyle gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin. Diliyle gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıf derecesidir. Bazı alimler bu hadisi şöyle yorumlamışlardır. Bir kötülüğü elle değiştirmek, idarecilerin, sözle değiştirmek, alimlerin, kalp ile buğz etmek ise bütün Müslümanların görevidir. Diğer bir takım alimler de böyle bir ayrıma gitmeksizin, gücü yeten her Müslümanın kötülüğü değiştirmekle görevli olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşlerini onlar şu ayetle delillendirmişlerdir. İyilik ve takvada birbirinizi destekleyiniz. Kötülük ve azgınlıkta değil. Maide Suresi 2. ayet. Buna göre iyilikte yardımlaşmak, iyiliği teşvik edip, hayır yollarını kolaylaştırmak, şer ve düşmanlığa sebep olan yolları mümkün olduğunca azaltmaya ve hatta yok etmeye çalışmak anlamındadır. Peygamberimiz diğer bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim bid'at sahibinin kötülüğünü önlerse Allah onun kalbini güven ve iman ile doldurur. Kim bid'at sahibine karşı çıkarsa Allah onu en korkulu günde yani kıyamette emniyete çıkarır. İyiliği emrederek kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın yeryüzündeki halifeleri, onun kitabının sözcüleri ve Resulünün temsilcileridir. Huzeyfe'den rivayet olunan bir hadiste şöyle buyurulmuştur. İnsanlara öyle bir gün gelecek ki onların nazarında eşekleşi, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir müminden daha sevimli gelecektir. Hz. Musa aleyhisselam, Allah'a mümin kardeşi için dua eden, ona iyiliği emrederek, kötülükten uzak durmasını söyleyen kimsenin mükafatı nedir ya Rabbi diye sormuş. Yüce Allah da her kelimesine karşılık ona bir yıllık ibadet yazarım ve ona cehennem azabını tattırmaya haya ederim. Kutsi bir hadiste ise Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu! Tevbe etmeyi geciktiren boş kuruntular peşinde koşarak ahirete amelsiz gelen kimselerden olma. Bu gibi kimseler ibadet edenler gibi konuştuğu halde münafıkların yaptığı hareketi yaparlar. Kendilerine verilenlere gözleri doymaz ve yokluğa karşı da sabırsızdırlar. Salihleri severler fakat onlardan değildirler. Münafıklardan nefret ederler fakat onlardandırlar. İyiliği emrederler fakat kendileri yapamazlar. Kötülükten alıkoymaya çalışırlar ancak kendileri kötüdürler ve kötü fiiller işlemeye devam ederler. Hazreti Ali, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ahir zamanda öyle düşük çeneli, kısa akıllı kimseler çoğalacak ki, söyleyecekleri yararlı sözler gırtlaklarını aşmayacak,
kalplerine işlemeyecek, okun av hayvanını delik deşik etmesi gibi bu kimseler de dini delik deşik edeceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miraç gecesi dudakları ateşten makaslarla kesilen bir grup erkekler gördüm. Ey Cebrail, bunlar kimdir diye sordum. Cebrail, bunlar ümmetinden başkalarına iyiliği emreden ve kendilerini unutan hatiplerdir dedi. Yüce Allah kendilerini unutup başkalarına iyiliği emredenleri şu ayette açık şekilde zikretmiştir. İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Oysa ki kitabı okuyan da sizsiniz. Aklınızı başınıza almayacak mısınız? Bakara suresi 14. ayet. Yani Allah'ın kitabını okuduğunuz halde onun prensibine göre hareket etmiyorsunuz. Zira bu kimseler başkalarına sadaka vermeyi emrettikleri halde kendileri vermezlerdi. Bu itibarla müminlerin müminlere iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışırken kendilerini unutmamaları gerekir. Yüce Allah şöyle buyurur. Mümin erkekler ile mümin kadınlar birbirlerinin dostları olup iyiliği emrederler, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar. Tevbe suresi 71. ayet. Müminler iyiliği emretmekle sıfatlandılar. İyiliği emretmeyenler bu ayetin vasfettiği kişilerin dışına çıkmıştır. Diğer taraftan Yüce Allah iyiliği emretme görevini terk eden kavimleri kınayarak şöyle buyurur. Onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini engellememişlerdi. Ne kadar fena bir iş yapıyorlardı. Maide suresi 79. ayet. Ebu Derda'dan rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ya iyiliği emreder kötülükten alıkorsunuz veya Yüce Allah başınıza öyle zalim bir idareci musallat eder ki ne büyüklerinize hürmet eder ne de küçüklerinize merhamet eder. İçinizdeki iyilerin edeceği dualar kabul olunmaz. Allah'tan yardım dilerler fakat yardım gelmez. Günahları affedilsin diye yalvarırlar ancak affolunmazlar. Hazreti Ayşe'den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah halkının 18 bin kişisi peygamberler gibi amel işleyen bir kasabayı toplu cezaya çarptırmıştır. Sahabiler nasıl olur ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu iyi amel işleyen kimseler Allah için kızmazlar yani buğz etmezler, iyiliği emredip kötülükten de sakındırmazlardı. Allah-u Teala Musa aleyhisselama ya Musa benim için bir amel yaptın mı diye sorar. Hazreti Musa da Allah'ım senin için namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim, secde ettim, sana şükrettim. Kitabını okudum, senin adını andım der. Bunun üzerine Yüce Allah şöyle buyurur. Ya Musa, namaz senin kılavuzundur, oruç sana kalkandır. Verdiğin sadaka üzerine gölge olacaktır. Secdedeki tesbih senin için cennette ağaç olacaktır. Kitabımı okuman sana köşk ve huri sağlayacaktır. Benim adımı anman da senin ışığın olacaktır. Sırf benim için hangi amel işledin? Hazreti Musa, ya Rabbi, sırf senin için olacak bir amel bana bildir ki onu yapayım. Yüce Allah Hazreti Musa'ya, ey Musa, benim için hiç dost edindin mi? Benim için hiç kimseyi düşman edindin mi? Diye buyurdu. Hazreti Musa anladı ki Allah katında en sevimli amel onun için sevmek ve onun için buğz etmektir. Ubeyda bin el-Cerrah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Allah katında en değerli şehit kimdir diye sorduğunu ve şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Allah katında şehitlerin en yüksek derecelisi zalim bir idarecinin karşılığında iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışırken öldürülen kimsedir. Hasan-ı Basri'den rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin en yüksek dereceli şehidi zalim bir devlet başkanının karşısında iyiliği emredip kötülükten sakınmasını ona hatırlatan ve bu yüzden öldürülen kimsedir. Böyle bir şehidin cennetteki yeri Hazreti Hamza ile Cafer'in arasındadır. Yüce Allah Hazreti Yuşa bin Nun'a şöyle vahyetmiştir. Senin kavminden 60 bin kötü ile birlikte 40 bin iyi kimseyi helak edeceğim. Hazreti Yuşa, ya Rabbi kötüler için diyeceğim yok fakat iyilerin helaka uğrama sebebi nedir diye sorduğunda Yüce Allah şöyle buyurdu. Çünkü onlar kötülüklere karşı benim için öfke duymadılar. Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi onlarla yiyip içtiler. Hazreti Enes bin Malik'ten şöyle rivayet etmiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tamamını işlemedikçe iyiliği emretmeyelim mi? Her çeşidinden nefsimizi uzak tutmaya başarmadıkça
başkalarını kötülükten men etmeyelim mi diye sorduk. Bize, hayır, iyiliğin tamamını yapamıyorsanız bile onu başkalarına emredin ve her türlü kötülükten uzak durmaya başaramıyorsanız bile kötülükten men edin diye cevap verdi. Selefi Salih'inden bir zat oğullarına şöyle vasiyet etmiştir. İçinizden biri iyiliği emredip kötülükten alıkoymak isterse nefsini sabırlı olmaya hazırlasın ve Allah'ın vereceği sevaba güvensin. Çünkü Allah'tan sevap geleceğine güvenen kimse karşılaşacağı sıkıntının acısını duymaz.